Herkese merhaba. Bugün size merakla beklediğiniz bir video hazırladık. Otomobillerimizi korumak için benim tavsiyem sigortanın kolay halini tecrübe edebileceğiniz Generale olacaktır. Siz de bir dakikada ücretsiz kasko ve trafik sigortası teklifinizi alabileceğiniz Generale.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yine Alper'le birlikte bir karşılaşmadan sesleniyoruz. Renault Talisman ve Volkswagen Passat karşılaşmasıyla sizlerleyiz. Daha önceden yine çok ciddi, çok farklı modellerin karşılaşmalarına yer verdik. Bundan dolayı da YouTube kanalımızdan mutlaka ama mutlaka karşılaşmalar bölümüne girin ve orada merak ettiğiniz otomobillerin karşılaşması büyük ihtimalle sizi bekliyor olacaktır. Çünkü bu konuda bize sorular gelebiliyor. Daha önceden yaptığımız testlerin veya karşılaştığımız otomobillerin sorularını sorabiliyorsunuz. D segmentinde, kompakt segmentte, pick-up liginde çok çok ciddi karşılaştırmalara yer verdik ve onlara kolaylıkla kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet Alper, ne düşünüyorsun? Yine bir karşılaştırmada seninle bir beraberiz. Evet, yine bir zor karşılaştırmaya birlikteyiz. Evet, çok zor bir zor verildiği bir karşılaştırmadayız. Talisman'la D segmentinin hani popüler oyuncusu Passat ile birlikteyiz. Kararların böyle ince ince elenerek verildiği bir çok fazla tartışma oluyor. Artık bu karşılaştırma durumuna biz de çok alışmaya başladık. Bundan dolayı da bu konuda biz de açıkçası çok zorlanıyoruz. Ama objektifliğimizden bir şey kaybetmeden elimizden geldiğince tüm detayları dikkatlice analiz ederek, gerekirse bu otomobilleri günlerce kullanarak ardından analizlerimize, değerlendirmelerimize başlıyoruz. Renault tarafında Latitude'la D segmenti devam ediyordu. Ancak hani günümüzde Talisman'a yer verdi, artık Latitude yok. Tasarım olarak Talisman burada daha başarılı olduğunu görüyorum ben. Özellikle ön taraftaki aydınlatma grubu olsun, C şeklinde uzanan bir formla yerleştirilmiş. Arkada da LED stoplar gözü çarpıyor. Tasarım olarak ben Talisman'ı daha başarılı buldum. Ancak Passat cephesinde de yine güncelliğini koruyan kromajlı yapıları çok seven insanların beğendiği bir tasarımla bize merhaba diyor. Evet Alper, belirttiğin gibi tasarım anlamında ben de sana katılıyorum. Talisman'ın tasarımını çok ama çok başarılı buldum. Özellikle sportif bir algı veriyor olması güzel bir detay. Ki zaten teknik değerler de bize aynısını söylüyor. Hani Talisman Passat'tan daha uzun, daha geniş ve daha alçak. Ve dışarıdan hani ikisini yan yana koyduğun zaman da sana böyle bir algı her ikisi de verebiliyor. Özetle ben de daha fazla Talisman tasarımı hoşuma gitti benim de. İçeriye geçiyoruz. Hemen içeride malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Passat'ın burada üstün olduğunu görürüz. Buradaki kullanılan malzemelerin yapısı daha yumuşak. Evet. Passat tarafında daha yumuşak bir malzeme kullanılıyor. İki modelde de ahşap görünümlü çıtalar kullanılmış. Ancak burada hani Talisman'ın daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Oradaki yapı biraz daha üzeri pürüzsüz olduğu için tam böyle bir ahşapmış yapısı vermiyor. Göze hoş gelmedi benim. Ben kendi açımdan söylemek gerekirse. Sen neler söylemek istersin? Evet, ben de sana katılıyorum. İçeriye geçtiğin zaman hani tasarım konusu değişkenlik gösterir. Ben özellikle Passat cephesindeki hayat göstergeleri daha fazla beğeniyorum. Ve hani onun içerisinde buna göre en belirgin farklardan birisi de Alper kalite algısı. Kesinlikle hani Passat cephesinde Talisman'a göre daha yüksek bir kalite algısı var. İçeriye geçtiğin an hani sana o algıyı otomobil verebiliyor. İçeride kullanılan özellikle malzemenin türü çok hoş. Koltuklarda, ön konsolda hem malzeme kalitesi bakımından hem de işçilik bakımından daha iyi hissettiriyor Passat cephesi Talisman'a göre. Direkt eşya gözlerinden bahsedelim biraz da. Burada hani vitesin önünde geniş bir alan sunulmuş. Vitesin hemen yanında bir küçük bir bölüm bulunuyor. Burada USB girişleri var. Çakmaklık girişi var. Hemen geride yine kapaklı diyebileceğimiz iki tane bardaklarımız bulunuyor. Evet, evet. Ve en önemlisi seninle de konuştuğumuz gibi burada kolçağın içerisinde
soğuk içeceklerini evet muhafaza edebileceğin çok güzel bir göz var ve kapaklı o gözle yani kolçak evet. içinde ekstra kapaklı bir göz. Soğukta tutabiliyorsun. Yani soğukta her şeyi tutabilirsin. Sadece içecek değil, yiyeceklerini tutabilirsin. Bence çok güzel bir detay talisman cephesinde ve toplam itibariyle de baktığın zaman hakikaten burada daha ince düşünmüş, daha ayrıntılı ve hepsinin kapaklı olması güzel bir detay. Ve eşya gözleri söz konusu Alper. İki modelde de dokunmatik ekrana yer verilmiş. Passat'ta yatay konumlandırma, talisman tarafında ise dikey konumlandırma evet, yapılmış. Talisman tarafında 8.7 inç ve 7 inç olmak üzere iki farklı seçenek var. Passat tarafında da aslında donanım farkına göre bu ekranın büyüklüğü değişiyor. İki ekranda dokunmatik özelliği sunulmuş. Passat tarafında dokunma hassasiyetinin biraz daha iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak hani kullanım kolaylığına baktığımızda Passat yine ön plana çıkıyor. Talisman'la biraz fazla vakit geçirmeniz gerekiyor ki bu ekranı kolay bir evet. şekilde kullanabilirsiniz. Evet, burada tamam. bir joystick kullanılmış. Evet bu joystick erişimi ciddi anlamda etkiliyor, kolaylaştırıyor. Ancak bu joystick'in de konumlandırması biraz sıkıntı. Çünkü özellikle sürücü tarafındaki kullanıcı şöyle, biraz geriye evet. getirmesi gerekiyor kolunu. Bu biraz kullanımı biraz daha zorlaştırmış. Yani, zorlaştırmış. Evet, evet, belirttiğin gibi bu noktalar bence de önemli. Burada ek olarak bu dokunmatik ekranların içerisine ben havalandırmaları alma durumunu sevmiyorum. Hani onu buraya manuel olarak kumanda edebileceğin bir şekilde konumlandırsalar bence daha iyi olabilirdi. Hani burada sıcaklık ayarlamasını yapabiliyorsun ama işte aktif etme durumunu da yine buradan yapılmasını ben isterdim. Ama bunların haricinde baktığımız zaman ikisinin de iyi olduğunu söyleyebiliriz ama Passat'ın bence de belirttiğim gibi daha kolay bir kullanımı var. Hani buraya hakikaten daha fazla bir uğraş vermen gerekiyor burayla. D segmentinin en önemli detaylarından birisi de arkada sunulan hacimdir. Evet, yaşam alanıdır. Burada Passat'ın daha iyi olduğunu görüyoruz. Hani boyutlara rağmen talisman önde gibi görünüyor ama içeride sunulan baş ve diz mesafesi Passat cephesine daha iyi. Evet. Bunda hani birçok kez test ettik seninle de oturduk. İçerideki atmosferin ferahlığından da biraz bahsedersek hani talisman tarafında dedik ya omuz çizgisi arkaya doğru yükseliyor işte camlar daralıyor. Burada biraz klostrofobik bir alan oluyor evet, talisman evet. tarafında. Ama Passat'ta geniş camlar sebebiyle ferah bir atmosfer içeride evet. hakim. Arka hacimlerden bahsetmişken bagaj hacminden de bahsetmek istiyorum. Brenna talismanın burada daha büyük bir alan sunduğunu söylemek istiyorum. Evet. Evet, yalıtım seviyelerine baktığımız zaman Alper burada Passat'ın biraz daha ufak farklı da olsa biraz daha iyi hissettirdiğini söyleyebiliriz. Hem motor hem de yol sesini talismana göre ufak farklı da olsa biraz daha az bir seviyede alıyor. Motorlara baktığımız zaman işlerli düzeyde. Renault tarafında 1.6 litre 130 beygir ve 320 Nm tork değerine sahip bir motor bulunuyor. 0-110.8 saniye. Bu motoru daha önce birçok modelde kullandık. Evet. cephesinde. Passat tarafında ise 1.6 litre 120 beygir ve 250 Nm tork değerine sahip bir motor bulunuyor. Bu ünitenin de 0-100 hızlanma değeri 11 saniye. Passat cephesinde 7 ileri DSG şanzıman sunulurken Renault tarafında 6 ileri EDC şanzıman sunulmuş. İki modelde çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Geçişler konusunda Passat tarafında biraz daha performans odaklı, daha akıcı vites geçişleri yer alırken EDC tarafında ise biraz daha olay konfora yönlendirmiş. Öyle evet. bir şey. Sen neler söylemek istersin? Evet, evet belirttiğin gibi motor opsiyonları bakımından biraz daha bu arada Renault'un eli güçlü, yüksek vergi diliminde kalmayan 3 farklı motora yer verilmiş ve çok güçlü bir 1.6 dizelin burada olması çok güzel bir dizel. 160 beygirlik bundan test ettiğimizden daha güçlü bir versiyon daha var. Her ikisi de çift paralı şanzımana sahip. Passat cephesi belirttiğin gibi DSG özellikle yüksek geçiş hızıyla performans kullanımı buna göre çok ufak farklar ama bunlar daha iyi destekliyor. Ama özellikle böyle ilk kalkış esnasında DSG'de gördüğümüz kronik bir durum biliyorsun sende kronik bir problem. Bazen böyle silkelemeler yapabiliyor. İşte atıyorum bir yerine ikiyi seçiyor vesaire. Bundan dolayı o kararsız kalma durumları evet. içerideki sarsıntı seviyesini artırabiliyor. Ama bunları talismanda görmedik. Özellikle kavramayı bu tarz durumlarda biraz daha uzun tutuyor. Uzun süreli tutuyor. Devriyacı daha geç bırakıyor. Mantıklı olarak baktığımızda. Bundan dolayı da biraz daha konforun burada o anlamda o disiplinde desteklendiğini gördük Alper. Motorların performansından bahsetmişken bir de yakıt tüketimlerini eklemek gerekiyor burada.
Passat tarafında 7.3 litrelik bir karma test tüketimi elde ederken Renault tarafında 7.4 litrelik bir karma test tüketimi elde ettik. Buradaki bu farkı oluşturan en büyük etmenlerden bir tanesi 70 kilogram değerinde talismanın daha ağır olması. Evet. Passat cephesinin burada avantajı bir 70 kilogram daha hafif. Evet, yani daha hafif olmasının avantajını tüm disiplinlerde iyi kullanabiliyor ama Renault'da özellikle yakıt ekonomisi denildiği zaman akla gelen, ilk gelen markalardan birisi. Özellikle bu DCI motor serileriyle biliyorsun Nissan tarafında görüyoruz. O testleri de bu arada ekranın sağ üstündeki i butonundan arkadaşlar çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hatta ve hatta Mercedes'in C200'ünde de bu 1.6 dizeli kullandık. Oradaki izlenimlerimize de ekranın sağ üstündeki i butonundan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Albert, Talisman'da yeni aldığı işte Latitude'a göre çok ama çok belirgin farklardan birisi de yol tutuş karakteri. Özellikle biliyorsun bu segmentte ilklerden birisi 4 kontrol adını verdiği opsiyon olarak sunulan bir sistemi de Renault sunmaya başladı. D-Lig'indeki bu yeni temsilcisinde özellikle bu sistemin de yardımıyla gerçekten ama gerçekten çok ciddi bir sürüş limiti var ve Renault'da son yıllarda özellikle F1'deki gelişimlerini biliyoruz. Motorsporlarına çok fazla ağırlık vermeye başladı. Buradaki deneyimleri çok güzel kullanmış. Sürüş limitlerine baktığımız zaman, yakından baktığımız zaman ikisinin de çok 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 yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani atıyorum birisi viraja 80 ile bir virajı maksimum 80 ile dönebiliyorsa diğeri bundan çok farklı olmuyor. Ancak limitte bir ufak bir fark var orada da limitte. Özellikle buna çok fazla ihtiyacımız olmuyor ama özellikle Passat'ın direksiyonu seninle biraz da sıkı bir iletişim kurabiliyor. Çok böyle çok kayma reaksiyonlarına girmeye başladığın an Talisman'da biraz bu iletişimin bittiğini görüyor gibi oluyorsun ama hani Talisman'da da zaten elektronik sistemleri kapatamıyorsun. Yani işler o raddeye geldiği zaman da Talisman tak 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 müdahalelere başlıyor. Seni o tarz yani direksiyona fazla muhatap olabileceğin, işte kontrol verebileceğin bir limite sokmuyor. Böyle bir durum var o tarafta da. Ama burada çekiş kontrolü kapatıyorsun. Yani Talisman'a göre hafif çaplı da olsa bu otomobilin ön tarafıyla limitlerde biraz daha fazla oynayabileceğin bir sürüş opsiyonları olabiliyor. Yani özetle her ikisinde çok başarılı bir viraj limitleri var. Çok çok keyifliler bu anlamda. Ve ben her ikisinden de özellikle performanslı kullanımlarda çok fazla keyif aldım. Renault'un 4 kontrol diye sunduğu sistemi ek bir ücret vererek satın alabiliyorsun. Evet. Aracını öyle ekletebiliyorsun. Veya elektronik süspansiyonlar var. Yani orada sürüş modlarını tabii, ayarlayabiliyorsun tabii. Bir de bu arada. O sürüş modlarında da şöyle güzel bir detay var. İşte Comfort, Eco, Sport vesaire bu tarz şeyleri hep alışkınız ama Sport'a geçtiğiniz zaman çok güzel bir yapay ses ayarlanmış. Evet. Bunu Renault'da daha önceden görüyorduk ama bu sefer bence kotarmışlar. Çok daha güzel böyle daha top bir ses geliyor ve hatta otomobilin içinde olan ve otomobile çok aşina olmayan insanlar o sesin hani yapay olduğuna dahi inanmadı. Bu da çok güzel bir parantez bence Talisman cephesinde. Yani Talisman'ın Passat'a göre en belirgin farklarından birisi ikisine dolu dolu aldığın zaman Talisman'da kesinlikle daha ekstra böyle oyuncaklar var. Ekstra donanımlar var. Otomobili daha farklı türden kendine göre kişiselleştirebiliyorsun. Ne bileyim içindeki aydınlatmaları, renkleri her şeyi değiştirebiliyorsun. Böyle bir artısı var. Böyle detaylara önem verenler için Talisman cephesi bence kesinlikle çok avantajlı. Bir de önemli bir detay tabii D segmentinde Alper senle hep konuşuyoruz. Konfor seviyeleri. Bu disiplinde aralarında belirgin bir fark var. Hani Passat burada kesinlikle daha iyi hissettiriyor. Çukur geçişlerini ve benzeri geçişleri. Hani Talisman'da elektronik tipi süspansiyonu almış olsan dahi Passat'ın daha iyi emebildiğini görüyorsun. Talisman'da işte konfor modunu seçiyorsun. Otomobil ciddi anlamda yumuşuyor. Ama böyle biraz derinleşen çukur geçişlerini Talisman buraya göre, Passat'a göre biraz daha fazla kabinde hissettiriyor. Anladığım kadarıyla orada süspansiyonların çalışma aralığı buna göre biraz daha kısa. Sürümlemesi biraz daha. Evet. Ve bu otomobillerin fiyatına gelelim. En önemli kısım bence burası. Evet. Talisman tarafında 128.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Passat tarafında ise 141.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Evet Alper. Yani motor, şanzıman ve donanımlara göre bu fiyatlar bu arada değişiyor. Ama ortalama olarak hani benzer donanımları alırsan eğer arada 10.000 liralık bir fiyat farkı oluyor. İşte Talisman'da Passat olmayan bazı ekstralar var. Mesela masaj fonksiyonlu koltuklar. Çok güzel bir detay orada. Baktığımız zaman D segmentine Talisman'la yeniden çok çok iddialı bir giriş yaptı bence Renault.
Fiat'ın otomobili midir talisman? Evet, yani Passat'la kıyasladığın zaman, Bullet'teki rakiplerle kıyasladığın zaman evet, ama her ikisinin de talisman testinde de bunu bu noktadan bahsetmiştim. Bence biraz daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması gerekir. Passat'ın işte yani tecrübeli, ülkemizde özellikle tecrübeli olmasının en büyük artılarından, en büyük avantajlarından birisi talisman karşısında ikinci el değerini daha iyi koruyor olması. Yani bu nokta bence ikisi arasında karar verme noktasında en böyle işte kişisel hani tercihlerin önüne geçebilecek noktaların başına geliyor. Çünkü günümüzde evet D segmentinde artık Renault'un talismanla çok çok iddialı olduğunu görebiliyoruz. Çok güzel bir iş çıkartılmış bütünüyle baktığımız zaman. Ama Passat'ın özellikle satın alma noktasında, insanların Passat'ı tercih etme noktasında önemli bir kriteri var ki o da ikinci el değerini birçok rakibine göre daha iyi koruyabiliyor. İşte bundan dolayı da birçok noktasında ele aldığımız zaman ben bu karşılaştırmada Passat tarafını tercih ederim Alper. Sen nereyi seçiyorsun? Ben sunduğum... Önce benim seçimimi öğrendim. Önce seni seçim. Benim seçimim burada, ben teknolojik detayları seven, böyle içeride aa bu da mı varmış dedirten teknolojileri seviyorum. Talismanla geçirdiğim vakit süresince de bol bol böyle şaşırdım. İşte otomobilin içerini kişiselleştirebiliyorsun. En güzel özelliklerden bir tanesi de otomobil seni yanına yaklaştığın zaman karşılıyor. Evet. Stoplarını yakıyor, iç aydınlatmalarını yakıyor. Bu yani benim için hoş bir detaydı. Ve board kontrolün de olması bu otomobilde hani beni cezbetti diyebilirim. Burada ben tercihimi Renault tarafına kullanıyorum. Talisman'ı 128.000 TL'lik fiyat etiketine rağmen alırdım. Daha önceki karşılaştırma videolarımıza YouTube kanalımız üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz veya bu karşılaştırmayla ilgili başka bir karşılaştırmaya da ekranın sağ üstteki i butonundan yer veriyor olacağız. Bundan sonraki karşılaştırmalar için, daha fazla test videosu için, daha fazla karşılaştırma için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir testi, karşılaştırmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 475 ve geri çevirme benzin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir